maden koyunda, daha doğrusu küçük maden koyunda denizimize girdik. Ama şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şu marketlerden satın aldığımız doğada çözülen poşetler var ya. Bakın böyle çözülüyor işte. Görüyor musunuz? Dünyanın en büyük kandırmacalarından bir tanesi. Bu olabilir. Bunu yapan bilim insanları bunun farkında var mıydı en başında bilmiyoruz ama artık herkes farkında. Bunların kesinlikle yasaklanması lazım. Bütün balıkların büyük küçük fark etmez. Bunların hepsinin midelerinde bu poşetlerden var. Tutuyorlar. Doğada çözülünce biz sanıyoruz ki onu satın aldığımızda, kullandığımızda oh ne güzel yok olup gidecek. Toprak olacak, gidecek sanıyoruz ama değil işte böyle oluyor. Sahilde de dalgalar getirmiş. Dün dalga vardı, bugün biraz daha az. Bunlar çözülmek üzere olan poşetler. Bunlar da çözülmeyen poşetler. Yani her çeşit poşet parçası burada var. Sizce çözülenle çözülmeyen arasında bir fark var mı? Yok, sadece daha küçük parçalara ayrıldığı için göze batmıyormuş gibi gözüküyor. Sanki onları görmeyince yoklarmış gibi algılıyoruz ama değil. Maalesef böyle. Sahil şu anda mikro poşetlerle dolu. Mikro poşetler. Ve bu çözülmeyenler de böyle. Dolu yani. Bu şerit böyle komple. Denizin içi de böyle komple. Mikro poşet parçalarıyla dolu. Bir daha göstereceğim size. Göremeyen varsa. Şunlar. Beyazlıkların hepsi doğada çözülen poşet. Doğal poşet diye sattıkları bize bunlar. Belki daha önce fark etmediniz, bilin istedim. Ama bilip de bundan sonra almak biraz sıkıntı. Bunu artık yapmayın. Ben fark ettiğimden beri almıyorum. Des torba kullanıyorum. Yani çok basit. Siz bunları almazsanız doğada bu şekilde bir kirlilik olmaz. Sen bir kişi olarak bunu yapacaksın.